iktidara gelebileceğiniz, hani biraz da iktidara geldiğiniz zaman böyle böyle yapacağım dediğinizde açıklık getirdiniz ya. Şimdi önümüzde bir seçim sürecine geliyoruz. Şöyle veya böyle 2022'nin Mart'ın 12'sindeyiz. 12 Mart muhtırası da aklıma geldi 1971'de bu arada. Ondan sonra o dönemden bugün sabah çünkü verdik ekranlara. Şimdi 2023 seçimleri geliyor. Mart ayındayız. Şurada az bir zaman kaldı. Yaklaşık 15-16 ay bir zaman kaldı. 13 ay. Yani Haziran'ı baz alırsak. Haziran'ı baz alırsak. Evet. Ama sizin bildiğiniz bir şey varsa işte şu tarihte Nisan'da diyorsanız 13 ay. Herhalde bir erken seçim var galiba. Onu algıladım. Ya benim kişisel düşüncem Rıdvan Bey, tabii seçim takvimini şu anda iktidarın da kafası çok karıştığı için sorunlar o kadar derinleşti, büyüdü ki üstesinde gelmek çok zor. Evet. Durum böyle olunca benim kişisel düşüncem 2022'nin sonunda bekliyorum. Yani Ekim-Kasım aylarında seçim olabilir. Çünkü hiçbir siyasi parti, iktidar olan siyasi partiler kış mevsiminde seçim yapmaz. Evet. İşte yazın insanların daha böyle rehavetli olduğu dönem, tarımın, işte bolluğun, güneşin olduğu dönem daha rahat olur. Benim kişisel düşüncem o. Ama hangi takvimde yaparlarsa yapsınlar hiç önemli değil. Bir iktidar değişiminin %100 olduğunu biliyorum. Olacak. Kimlerin gideceğini biliyorum. Ama kimlerin geleceği konusunda bugün size bir şey söylersem sizi yanıltmış olurum. Nedeni şu. Ben 2020 yılında iki tane araştırmacının da olduğu evet. bir televizyon programında önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en önemli siyasi partisi olacak dediğimde, hatta dediler aa parti mi kuruyorsunuz, ama Muharrem Bey de parti kuruyor, beraber parti mi falan kuruyorsunuz? Hayır dedim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde mülk sahibiyim, onun için Cumhuriyet Halk Partisi benim için çok önemli, ben partimde memnunum. Ama Türkiye'nin en önemli üçüncü partisi Kararsızlar Partisi olacak. Doğru, bravo. Evet. Hatta her iki araştırmacı da itiraz etti. Yani %20'ler oranında hiç Türkiye'de kararsızlar olmadı. Ama bana göre Türkiye'de bugün şu var. Anda %20-25 kararsızlar evet, partisi var ki var. Bu çok önemli.